Değerli milletvekilleri, bugün ülke olarak Cumhuriyet tarihimizin en zor, en belirsiz, en yalnız, en güvensiz, en karanlık ve en zorlu döneminden geçiyoruz. Demokraside, özgürlüklerde, yargıda, güvenlikte ve istihbaratta büyük tahribatlar yaşanıyor. Ekonomimiz alarm veriyor. Yapısal sorunlarımız her geçen gün daha da derinleşiyor. AKP'nin tek başına iktidar olduğu son 15 yılda içeride ve dışarıda uygulanan yanlış, tutarsız, basiretsiz ve dirayetsiz politikalar yüzünden ülkemiz ve halkımız ağır bedeller ödüyor. AKP hükümeti 2002 yılında sıfır noktasına gelmiş olan terörü yeniden ayağa kaldırmıştır. Terör örgütlerine can verilmiş, yeniden palazlanmalarına göz yumulmuştur. Türkiye'nin başındaki PKK belası yetmezmiş gibi IŞİD, FETÖ ve daha adını bile bilmediğimiz birçok terör örgütü ülkemizin başına bela edilmiştir. Değerli arkadaşlar, şapkanızı önünüze koyun ve düşünün. Biz bugüne kadar ne dedik, ne yaptık ve sonuçları ne oldu? Bu noktaya nasıl geldik? Geldiğimiz yolun taşları kimler tarafından nasıl döşendi? Bu gerçekçi muhasebeyi artık yapmanız gerekiyor. Sayın Bakan, ne yazık ki geçen 15 yılda terörle mücadelede günü kurtarma hesabı içinde kaldınız. Cesur ve kararlı bir hareket tarzını ortaya koyamadınız. Bu tutumunuz terörle mücadelede çok büyük zafiyetlere yol açtı ve kaybeden ülkemiz oldu. Vatandaşlarımıza hep yeni bir şeyler yapılıyormuş, her seferinde bu işin üstesinden gelinecekmiş gibi bir umutla değişik isimler altında terör konsepti sundunuz. Ama geldiğimiz noktada hiçbir şey değişmedi, işler daha kötüye gitti. Terör bugün kontrol edilemez bir noktaya ulaştı. Sadece son bir yılda teröre verdiğimiz şehit sayısı 1000'e yaklaştı. Şehirlerde patlayan bombalarla yüzlerce sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Yitirdiğimiz her bir vatandaşımızın üzerinde yanlış politikalarınızın izi vardır, sorumluluğu vardır, vebali vardır. Sadece ben bilirim diyerek siyasi ikbal ve hırs uğruna attığınız her adımın sonunda ülke olarak yeni bir felaketle karşılaştık. Bugün de ocaklar sönmeye devam ediyor. Gelen her şehit haberinde tarifi olmayan acılar çekiyoruz. Şehit ana babaların feryatları kulaklarımızdan gitmiyor. Babasının tabuduna sarılıp arkasından ağlayan çocukların, eşlerin görüntüleri hepimizin yüreğini dağılıyor. Bütün bu olayların temel sorumlusunun kim olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Ama artık yeter. Artık şehit cenazelerine katılmak, üzülmek, taziye bildirmenin dışında bir şeyler yapmalıyız. Türkiye'nin kalbinde, Gazi Meclisimizde çözüm merkezi olarak inisiyatif almalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna hazırız. Terörün bitmesi için her konuda destek vermeye hazırız. Adım atmaya hazırız. Taşın altına elimizi koymaya hazırız. Yeter ki siz samimi olun, işten olun. Türkiye bu süreci akılla, ferasetle, tarihi birikimiyle, devlet kültürüyle aşacak yetkinliğe sahiptir. Sayın Bakan, unutmamak gerekir ki devlet memurluğu kavramı milli bir görevdir. Bu kavram devletimizin bekası ve geleceği için son derece önemlidir. 15 Temmuz bu gerçeği bize bir kez daha göstermiştir. İktidarınızın yıllar boyu devlet kurumlarının içine doldurduğu tarikatlar, cemaatler devletimizi ele geçirmeye çalışmıştır. Yarattığınız güç kavgası ülkemizde bir darbe girişimini yaşatmıştır. Sayın Bakan, şimdi soruyorum. Türkiye 15 Temmuz'a nasıl geldi? Bu yolun taşlarını kimler nasıl döşedi? Bu hataları kimler yaptı? Devlet kurumlarına bu kişilerin atanmasına kimler aracılık yaptı? Kimler referans oldu? Atama kararnamelerini kimler imza attı? Kürsüye çıkın ve bu soruların cevaplarını millete verin. Çıkın, ülkemizin geleceğini karartacak bu hataların, bu yanlışlıkların bir daha asla yapılmayacağının güvencesini bu halka verin. Allah aşkına artık
Tüm bu olup bitenlerden ders çıkarın. Hata yapmayın, yanlış yapmayın ki evlatlarımız ölmesin. Cumhuriyetimiz ve devletimizin kurumları tahrip olmasın. Devletimizin bekasına zarar gelmesin. İnsanlarımız geleceğe güvenle ve umutla baksın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi teşekkür ederiz.